Bilgiye kanalından herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlere ESEV vakfının önümüzdeki günlerde başlayacağı bir burs başvurusundan bahsetmek istiyorum. Bu vakıf hem burs veriyor hem de sosyal yardım veriyor. O yüzden kanalımızın konseptine de uygun olduğunu düşündüm. Kanalımızda da zaten öğrencilere yönelik burs başvurularının sunulacağını sizlere daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Öncelikle ESEV Vakfı'nın eğitim burslarından bahsetmek istiyorum. ESEV başarılı fakat maddi desteğe ihtiyaç duyan her eğitim kategorisindeki, kademesindeki öğrencilere karşılıksız burs desteği sağlıyor. Burs tespitinde dikkate alınan hususlar, burs başvuru koşulları, burs miktarları, ve bursun devamlılığı ile ilgili koşullar ESE burs yönetmeliği hükümlerince belirlenmekte. Burada zaten ESE yurt içi burs yönetmeliğine bakın ulaşabiliyorsunuz. Şartlara buradan göz atabiliyorsunuz. İlk öğretim çağında olan arkadaşlarımız orta öğretim, lise, üniversite gibi gibi burada zaten hepsi verilmiş arkadaşlar. Burada bakın ilk öğretim bursu, orta öğretim, lisans, yüksek lisans, doktora gibi burslar veriliyor. Her eğitim kademesindeki öğrencilere özel burslar bulunmakta. Bu özel burslar yetiştirme yurdu bursu, doğal afet, engelli öğrenci bursu, şartlı bağış bursu, barınma bursu, Şöyle Yak destek bursu, başarı bursu gibi çeşitli detaylar bulunmakta. Burada temel şartlar maddi desteğe ihtiyaç duyması, her öğrenci buradan ESE burslarına aday olabiliyor ve başarılı olması gerekiyor. Burada başarı kriterleri verilmiş arkadaşlar. Bakın ilköğretim bursu için yer alan başarı kriterleri değerlendirilmeye dahil edilmez diyor. Burada görmüş olduğunuz gibi öğrenim görürken yüz kısardıcı bir eylemden dolayı disiplin suçuna karışmamak olmak, devlet okullarında öğrenim görüyor olmak, aynı aileden iki kardeş ESEV başarı bursundan yararlanamaz gibi şartları buradan kendiniz görüntüleyebiliyorsunuz. Lisans öğrencileri çoğunlukla buna başvuracaktır. Özellikle üniversiteye yeni başlayan arkadaşlarımız var. Bunun için de şartlar çoğu bursta arkadaşlar ortalamanızın 4 üzerinden 2,5 olması gerekiyor. Yeni başlayan öğrenciler için daha farklı tabii ki üniversiteye giriş sonuç belgesi örneği ile öğrenime kabul ve kaydolduğunu gösterir. Onaylı öğrenci belgesi ailesinin gelir durumunu gösterir. Belgeleri başvuru formuna ekliyorlar. Bu kadar basit. Burada diğer ara sınıflar için bahsedilmiş. Yüksek lisans bursu, doktora bursu gibi şartlar bulunmakta. Ben bu linki sizlere bırakacağım arkadaşlar. Buradan siz de bunları inceleyip başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Zaten başvuru geldiğinde de bunu anlatacağımızı söylemiştim. Bakın ne kadar burs veriliyor. Yüksek lisans, yüksek öğretim bursu için 1200 TL gibi bir burs veriliyor. Tabi günümüz şartlarında çok büyük bir para gibi olmasa da bir öğrenci için onu idare ettirebilecek, en azından destek olabilecek bir tutar olduğunu düşünüyorum. Orta öğretim bursu 900 TL, ilk öğretim bursu 750 TL gibi burslar bulunmakta. Buradan başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru için tıklayınız diye dediğimizde hemen tıklayalım. Başvurular arkadaşlar 20 Ağustos ile 19 Eylül tarihleri arasında başlıyor. Tabi ben de bunları size o tarihte de bildireceğim zaten. Başvurular başladığında daha birçok burs başvurusunu sizlere anlatacağım arkadaşlar. Özellikle KYK bursu alıp da üniversite öğrencileri için konuşuyorum. Başka burslar alınabilir mi? Bunları da anlatacağım. Bununla ilgili daha öncesinde diğer kanalımızda bir video çekmiştim. KYK bursu ile alınabilen burslar diye. Onun ikinci serisi gelecek. Üçüncü, dördüncü devam edeceğiz. Hem KYK bursu alıp hem de başka bir burs alabilir misiniz? Bunları da size anlatacağım ki alabiliyorsunuz. Birkaç tane vakıf var onları da size anlatacağım. 5-10 tane çıkarırız diye düşünüyorum. Burada sosyal yardımlara geldiğimiz zaman Evet sosyal yardımlara geçerken teknik bir sıkıntı yaşadık. Bakın burada ekonomik ESEV yine sosyal ve ekonomik yetersizlik içerisinde olan dar gelirli, muhtaç, yaşlı, kimsesiz öğrenci ve engelliler için de sağlık giderlerini ve günlük temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilere ve ailelere karşılıksız aynı ve nakdi yardımlarda bulunuyor. Bu da bir sonraki videomuzun konusu olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımızda birçok para kazanma, burs başvurusu, yardım başvurusu gibi içerikler üretilmekte. Abone olup bize destek olursanız çok sevinirim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.